Herkese merhabalar. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Selamlarım Özbekistan'dan. Kardeşimin ölümü olayı ile ilgili çok şüpheler var. Lütfen sizden rica ediyorum. Yalvarıyorum. Lütfen. Ne olur yani rica ediyorum. Bu olay, bu dosyanın kapatılmasın lütfen. Kapatmamanızı rica ediyorum lütfen. Ne olur yani burada ailece kahrolduk. Annem yani üzüntüden yani hemen ölebilir. Annem çok kötü durumda. İlaçlarla, haplarla yanında kendim durarak şey yapıyorum. Annem hemen ölebilir. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Bu dosyanı kapatmamanızı rica ediyorum. Ne olur. Öncelikle teşekkür ediyorum hepinize. Sevgilerim, saygılarım. Hepinize merhabalar tekrardan. Ben marhumu Nadire Kadirova'nın abisiyim. Adım Muhammed Ali. Cenaze olaylarından, bu olaylardan biraz kısa bir şey söylesem, size tarif edersem. Kardeşimi getirdik. Şeye, memlekete getirdim. Allah'a çok şükür olsun. Hamdü sanalar olsun. Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım bizi yüzümüze baktı. Getirdik. Dafın etmeden önce kardeşimi yıkandırdılar. Yıkandırırken gördüm ki artık gözlerime inanamıyorum. Orada sadece kendine intikal etti demiştiler. Bir tane mervi demiştiler. Burada bir tane mervi yok. Sol göğsünün yani kalbinin üstünde bir mervi vurulmuş var. Ondan sonra bel kısmının, böbrek kısmının bir tarafında da iki tane mervi olmuş. Biri böbrek kısmında, biri de kalpten vurulmuş. Yani iki tane mervi vurulmuş burada. Yani orasına da tikelim dikmişler. Yani kardeşimle beyninden, kafasının arkasında da şey var. Yani demirle de neler vurduysa, silah götüyle mi vurmuşlar artık bilemiyorum. Yani vahşilerce, yani bir insanın yaptığı şeyler, yani ne bileyim artık, söylemeye de artık utanıyorum, insan demeye utanıyorum artık. Beş tane büyük devletler varsa, beş tane devletin içinde Türkiye Cumhuriyeti eliyle gösterecek, yani büyük devletlerin içinden biri Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti'nin olmuş AK Partili Şirin Unal, yani istifadaki general, milletvekilinin evinde bu olaylar oluyor. Yani bu kadar yapmış şey, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzü gözü olmuş bir insan böyle yaptıysa, artık arkadaki gençler artık ne yapacağını bilmiyorum. Gençler ne yapsın yani? Bilmiyorum. Burada kardeşimin arka kafasında da şey var. Vurmuşlar. Bir de göğsün, sol gözünde de şuralarda moralmeler var. Yani burada kardeşim yani dayak yemiş, yani vahşilerce dayak yemiş. Yani kardeşimi vurmuşlar yani. Vücuda da şeyler var, moralme şeyleri de. Ondan sonra geldikten sonra baktım, yani ablam girip baktı, orada girenler birkaç kadın baktı, şeyler vardı. Girip görmüşler ki artık içini şuradan ta aşağı kadar, affedersiniz, aşağı kadar yırtmışlar. Vahşilerce yırtmış. Bilmiyorum. Gençler ne yapsın yani? Bilmiyorum. Burada kardeşimin arka kafasında da şey var. Vurmuşlar. Bir de göğsün, sol gözünde de şuralarda moralmeler var. Yani burada kardeşim yani dayak yemiş. Yani vahşilerce dayak yemiş. Yani kardeşimi vurmuşlar yani. Vücuda da şeyler var, moralme şeyleri de. Ondan sonra geldikten sonra baktım, yani ablam girip baktı, orada girenler birkaç kadın baktı, şeyler vardı. Girip görmüşler ki artık içini şuradan ta aşağı kadar, affedersiniz, aşağı kadar yırtmışlar. Vahşilerce yırtmışlar içindeki bütün organını, ya bütün organının alt var, içi var, bütün organlarını sökmüşler, almışlar. Kardeşim içi bomboş, içi boş. Yani bu nedir ya, bu nedir yani? Lütfen bu videoyu şey yaparsanız, görürseniz, yani bu dosyanı kapatmamanızı rica ediyorum, yalvarırım. Ne olur elinize gelince destek olalım lütfen.
Rica ediyorum yani. Bu benimle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sorularınız, kafanızda sorularınız varsa avukatım olmuş Birol Öztürk'le görüşebilirsiniz. Danışmanımız Orhan Bey'le görüşebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bu olayı böyle kapanmamasını istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Yayınlasın. Yukarıya da gereken yerlere de gitmesini istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.